Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Vekillerim, Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer konuklarımız. Değerli arkadaşlar, 6 Şubat'ta tüm zamanların yaşanmış, tüm zamanların en şiddetli depremini Kahramanmaraş depremi olarak 11 ilimiz, 110 bin kilometre karelik coğrafyamız, 14 milyon vatandaşımız doğrudan, tüm Türkiye ise dolaylı olarak maalesef etkilenmiştir. Çok şükür hızla yaralar sarılıyor. Bayramın ikinci günü, bırakın çadırı, bırakınız konteyneri, artık köy evlerinin anahtar teslim törenlerini bile çok şükür gerçekleştirebilir hale geldik. Depremin üzerinden 77 gün geçtikten sonra. Bu vesileyle Afyonkarahisar'ımıza gerek maddi destekleri, gerekse de burada depremzede kardeşlerimize gösterdikleri ev sahiplikleri nedeniyle sizlere şükranlarımı sunuyorum. Dualarıyla her daim aziz milletimizle birlikte depremzedelerin yanında yer almış Afyonkarahisar'ımız iyi ki var. Allah yokluğunuzu vermesin. Değerli kardeşlerim, bakanlığımıza göreve geldiğim günden itibaren biz faydalı olduğuna inandığımız bu tür buluşmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu seçim sürecinde olsa bile. Bugün Allah nasip ederse 45.sini gerçekleştireceğiz ve bu sektör toplantısının da sektörümüze, bütün ülkemize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, 21 yıldan beri iktidarda olan partimiz her alanda olduğu gibi tarım ve orman alanında da vatandaşlarımızın, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun sürekli çözümler üretmiş. Evvela ve ilk olarak sektörün ihtiyacı olan mevzuatları zamanında ve bu 21 yıllık sürede bunları bizim mevzuatımıza kazandırmış. 15 tane temel kanunu böylelikle uygulamaya koymuştur. Bunun bir doğal sonucu olarak hem mevzuat açısından hem de yapılan desteklemeler noktasında bugün tarımsal üretimde artık dünyada ilk ondayız, Avrupa'da da birinci sıradayız. Dünyanın en büyük un ihracatçısıyız, dünyanın en büyük ikinci makarna ihracatçısıyız. Kısacası tarımsal ihracatta da söz sahibiyiz. 30 milyar doları bulan ihracatımız, 85 milyona ulaşan nüfusumuz, 52 milyonu aşan turist sayımız, 182 milyon hava yolu yolcusunun gıda ihtiyaçlarını da yine bizim sektörümüz, tarım ve orman sektörü karşılar duruma gelmiştir. Peki bu başarı kendiliğinden mi oldu? Elbette ki değil. Marifet iltifata tabidir dedik. Vatandaşlarımıza yol gösterdik, rehberlik yaptık ve 20 yılda bugünkü reel rakamlarla 830 milyar lira tarımsal destek sağladık. Örneğin Afyonkarahisar'ımız 20.5 milyar lirayla önemli bir tarım kenti olduğu gerçeğinden hareketle bu desteklerle desteklenmiş oldu. Gerçekten böylesine bir destek bizim her alanda daha güçlü, daha dayanıklı, daha dirençli hale gelmemizi sağladı. Türkiye 2022 yılı sonu itibariyle bitkisel üretimde 128.6 milyon ton üretim ile tüm zamanların en yüksek üretimini gerçekleştirdi. Bitkisel üretimde stratejik öneme sahip ürünlerdeki fark ödemesi adını verdiğimiz ürünlerin 5 üründen bunun 18'e çıkarılmasını sağladık.
sertifikalı tohumluk üretimi 9 kat artışla 1.4 milyon tona ulaştı. İhtiyacımız olan sertifikalı tohumluğun %96'sını yurt içinden ve %96'sını yurt içinden karşılarken 97 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirir hale geldik. Mera ve çayırlarımıza sahip çıktık. 16 milyon dekar alanda mera ıslah ve amelajman projeleri gerçekleştirdik. Havza bazlı üretimiyle hangi ürün nerede yetişecek bunları belirledik. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe desteği çeklerinin takdim edilmesi. 5 artacağını, artan nüfusunun tüketiciler, gıda sanayicileri ve tarım etkileri, bölgesel çalışmalar, salgın hastalıklar ve doğal afetler, gıda... Değerli kardeşlerim, Afyonkarahisar hayvansal üretimde adından haklı olarak, ağırlıklı olarak hissettiren bir şehrimiz, 2002 yılında %4.4 olan hayvansal üretime olan destek payı bugün itibariyle %25'lere çıkmış durumdadır. Tüm üretimde bir pozitif artışın olduğunu söyleyebilirim. %72 artışla 9.9 milyon olan büyükbaş hayvan sayımız 17 milyona, %76 artışla 32 milyon olan küçükbaş hayvan sayımız da 56.3 milyon başa yükselmiş bulunmaktadır. Arılı kovan varlığımız %114 artışla 4.2 milyondan 9 milyona, kanatlı hayvan varlığımız %46 artışla 251 milyondan 367 milyon adete yükselmiştir. Islah çalışmasıyla da ortalama karkas ağırlığımız %60 artışla 178 kilogramdan 284 kilograma yükselmiştir. Kırmızı et üretimiz %157'lik artışla 780 bin tondan 2 milyon tona, çiğ süt üretimimiz yine %176 artışla 23.2 milyon tona, tavuk eti üretimimiz %245 artışla 2.4 milyon tona, yumurta üretimimiz %71 artışla 19.8 milyar adete, bal üretimimiz ise %53 artışla 114 bin tona yükselmiştir. Kırsal kalkınmada da bakanlığımız önemli destekleri vatandaşlarımızın, üreticilerimizin istifadesine sunmuştur. Özellikle kırsalda uzman eller, İPART ve kırsal kalkınma yatırımları destekleme hibe programlarımızda 88.600 projeye cari fiyatlarla 60.4 milyar lira hibe desteği sağladık. 259.000 kardeşimize de istihdam imkanı sunduk. Gücünü tersine çevirmek için var gücümüzle, göçü tersine çevirmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ettiğimizi belirtmek isterim. Değerli kardeşlerim, bizim tabii ki tarım alanlarımızı korumamız bir zarurettir. Zira biz toprak zengini bir ülke değiliz. Bunun için 9.3 milyon hektar büyüklüğündeki 440 büyük ovayı tarımsal sit alanı ilan ettik. Yeter gelirli arazi büyüklüğü düzenlemesiyle satış ve miras yolunda tarım arazilerinin bölünmesini önledik. Tarım dışına çıkan arazi miktarı 2002 öncesi 120 bin hektar iken 2002 sonrası 60 bin hektara, son dönemde ise bunu 15 bin dekara kadar, 15 bin hektara kadar düşürmüş bulunuyoruz. Değerli kardeşlerim, bu dönemde özellikle Et Süt Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği gibi bir takım araçlarımız, ki bunların bir kısmı regülasyon kurumlarıdır, bunlar marifetiyle de özellikle piyasa regülasyonuna önemli katkılar sağladık. Tarımda markalaşma adına son 26 yılda Türkiye'de 1170 tarım ve gıda ürününün coğrafi işareti tescil edildi. Bunun 1159'unun son 20 yılda tescil edilmesi de bir sıradan bir başarı olarak asla değerlendirilemez. Önemli bir mesafe alınmış ve hala da alınmaya devam edilmektedir.
Bakanlığımızın bir diğer görev sahası malum ormancılıktır. Dünyanın akciğerleri olan ormanları koruyup geliştirdik. Aynı zamanda tarım topraklarının da korunmasını sağladık. %12 orman alanlarımızı artırarak 23.2 milyon hektara çıkardık. Ormanlık alanların en çok artıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da ilk, dünyada 6. sıradayız. 6,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. İnşallah bu yılın sonu itibariyle de o başlangıçtaki hedefimiz olan 7 milyarı gerçekleştirmiş olacağız. Orman köylümüzün refahını artırmak için %20'si hibe, %80'i faizsiz Orköy kredisi verdiğimizi ve bundan da Afyonkarahisar'ımızın gerçekten yerinde istifade ettiğini de belirtmek isterim. İlk kez 2010 yılında arıcılarımızın hizmetine sunduğumuz bal ormanı sayısını 734'e ulaştırdık. Orman parkı sayımızı da 92'den 1842'ye çıkardık. Artık orman yangınlarıyla mücadelede tamamıyla teknolojiyi kullanan kara araçları ve hava araçları konusunda da burada da kendi envanterine kayıtlı olan araçları bu alanda kullanabilen nadir ülkelerden biri haline geldik. Zira şu an itibariyle 22 uçağımız, 9 helikopterimiz, böylelikle de 31 hava aracından oluşan bir filomuz var. Bu filomuzla Allah gerek etmesin bu mücadeleleri sürdüreceğiz. 2002'de 633 olan arazöz sayımızı 1350'ye, envanterde olmayan ilk müdahale aracını 2284 adede, 1621 olan iş makinesi sayısını da 1739'a çıkardık. İHA'ları yangınla mücadelede kullanan Avrupa'da ilk ülke olduğumuzu belirtmek isterim. Ormanları 776 kuleden 24 saat gözetlediğimizi ki bunun 181'inin akıllı kule olduğunu da belirtmek isterim. Yangına ilk müdahale süremizi son 20 yılda 40 dakikadan 11 dakikaya da bu teknoloji ve insan kaynaklarımız sayesinde düşürmüş olduk. Orman yangınlarına ait güncel verileri oluşturduğumuz bir yeşil vatan 24 saat canlı olarak ekranda bizim web sayfalarımızda görülebilir, takip edilebilir.